Günaydın. Günaydın. Neredeyiz? Şu an burası neresi? Fransa. İsviçre ile Fransa yani. Fransa neydi onun ismi? Montre miydi? Neydi? Montblanc. Montblanc. Blanc. Evet. Nereye gidiyoruz? Kahvaltı. Hayır. Decathlon'un doğduğu topraklara, Decathlon'un ana merkezine gidiyoruz. Decathlon'un doğduğu topraklara, Decathlon'un ana merkezine. Evet. Ve kim bizimle? Nehir. Nehir Hanım bizimle. Bu senin Özgür. Nehircan. Nehircim. Bu da senin. Çok güzel. Şunu çok sevdim ha. Evet. Ahşap ya. Direkt doğal. Buranın dokusuna da uygun. Evet, odamızdan çıktık, gidiyoruz şimdi. Nereye gittiğimizi Özge söyler mi? Decathlon Design Center'a gidiyoruz. Decathlon'un outdoor ürünlerinin tasarlandığı ve sonrasında test edildiği bir yer. Ben de ilk kez gideceğim ama videolardan ve fotoğraflardan gördüğüm kadar inanılmaz bir yer. Beraber gidelim şimdi. Hadi. Heyecanlıyız valla. Kullanıcının neye ihtiyacı var? İhtiyacını ne kadar karşıladı? Fransa'nın özellikle bu bölümünde böyle bir design center'ımızın ve test alanımızın olmasının sebebi ürünleri tasarlayan insanlar, tasarımcılarımız direkt olarak kullanıcı ihtiyaçlarını düşünerek tasarlıyorlar. Sonra hızlı bir şekilde burada test edip tasarlarken düşündükleri ihtiyaçları ne kadar karşılıyor, neler eksik, daha nasıl üzerine konulabilir gibi böyle bir bunu değerlendirme fırsatları oluyor çok hızlı bir şekilde test edebildikleri için. Sonra eğer farklı bir ihtiyaç ya da bir eksiklik tespit ederlerse de bir önceki aşamaya dönüp ürün geliştirmelerine de ona göre devam ediyorlar. Şimdi de tam olarak oraya gidiyoruz aslında. Bizim heyecanlandığımız şeylere doğru gidiyoruz. Araç üstü çadırı da var Decathlon'da. Yatak çok güzel. Özgür abi heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım var ya. Şu biraz çadırlara bakmak için heyecanlıyım. Türkiye'de görmediğiniz mi? Evet. Kumaşı çok güzel, kan var. Kumaşı harika. Özge bu çadırlardan Türkiye'ye gelecek mi? Şu an bir şey söylemem doğru olmaz ama gelmesini ister misiniz? Ona göre belki yorumlara göre farklı bir şey düşünebiliriz. Keşo ekibini de yorumlara bekliyorum. Kullanıcılarımızla konu üzerine konuşabilirler. Evet. Bu da yine görmediğimiz değişik bir çadır. Hello. Hello. Bak sonradan kanat ekleniyor yani tente ekleniyor gördün mü? Herhalde o bizim bildiğimiz çadırın tenteli hali. Hangi çadır? Şu olay sonradan eklenmiş. Ve içerideyiz. O kadar keyif alıyorum ki şu an. Harita yerdeki. Ve sanırım şu anda buradayız. Abi çok güzel göller var ya. Sağ tarafta bizi ilgilendiren bir stand var. Evet. Şişme dolap. Çok iyi. Özgür baksana. Aa. Şişme dolap. Şişme. Çok evet. Da güzel. Evet. Bu sanırım su pompası. Çok güzel.
bacak var. Bir de böyle ayak bacak. Bunlar buranın yerel markaları galiba. Aa, şu neymiş? Çok güzel. Bazı şey, baksana taşıma çantası da var. Evet. Bunda ufak tefek yemek yapmak için altına. Bunu satın alsak mı acaba ya? Çok evet, güzelmiş. Şu da bizim biraz önce gördüğümüz dışarıdaki. Fiyatlara da bakalım. Yok, bu biraz önce dışarıdaki gördüğümüz. Burası dağcılık tarafı. Olsun, fark etmez. Karabinalar. -5 konfor sıcaklığı, -11 limiti, -31. Çukur. Asıl düşmek şişesi. İçin. Evet. Şimdi ilk saat 10'daki etkinliğimiz başlıyor. Tek kişilik yürüyüş şey. Bu sanırım şey, boyasız, nesiz, tam doğaya %100 uyumlu çadır diye biliyorum. Yanlış biliyor da olabilirim. Bak bu da öyle. Evet. Beyaz çadırın en büyük özelliklerinden bir tanesi, daha doğrusu burada bütün aslında göreceğimiz ürünlerin çevresel etkisinin azaltılmış olması ve olabildiğince kullanıcı dostu, hafif, kullanışlı olması. Bir, ağırlığı inanılmaz mimaride. Şimdi beraber yanlış bir bilgi vermemek için kontrol ederiz ama ikincisi de herhangi bir boya kullanılmadığı bu ürünlerde. Bu da aslında çevresel etkisinin azaltılmış olduğunu bize gösteriyor. Şuradan detaylı bakıp izleyelim. Çok hafif ve kompakt oluşuyla aslında öyle çıkıyormuş ve aynı zamanda inanılmaz dayanıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Sadece iki polle kurulan bir çadır. Birçok kampçının pollerden kurulduğu işte çadır kurmakla çok fazla vakit kaybetmek istemediği bir dönemde aslında hem çevreye duyarlı oluşuyla hem iki polle kuruluyor oluşuyla hem de aynı zamanda hafifliğiyle de öne çıkan ürünlerden bir tanesi. Bir kişiliği bu çadırın 930 gramken iki kişilik olan versiyonunda 1.3 gram. Çadırı batonla kurabiliyorsunuz. İki batonla. It's a shame we can't see the Mont Blanc today, but normally you can see it right over there. It's visible. Bahsettiği şey şuydu, biraz önce dışarıda konumlandığımız yerden içeri doğru girdiğimizde ilk başta bizi mağaza karşılıyor ve onun etrafında da işte bütün workshoplarımız, test alanlarımız ve ofislerimiz bulunuyor. Bunun sebebi de müşteriden, kullanıcılarımızdan hızlı bir şekilde feedback alıp onları aslında çalışma stilimizin merkezine koyup kullanıcılarımıza onlardan aldığımız feedbackle beraber diğer bütün çalışmalarımızı yürütüyor oluşumuzu söyledi. Türkiye'de çok benzer bir sistem. Aslında bir de bu mağaza 4 katlı bir mağaza ama biz tek kat görüyoruz. Aynen, şu an tek kat görüyoruz ama birazdan bu testleri yapacağımız yerler falan buranın aşağısında konumlanıyor. Kod farkından dolayı tek kat gibi gözüküyor. Aslında 4 kat. 2024'te ve 2025'te çıkacak ürünler şu an. Şu arkamda gördüğünüz masa dizayn ekibinin masası. Şu an tasarladıkları üzerinde çalıştıkları projeler 2024 ve 2025'te lanç edilecek, elimize geçebilecek ürünler. Ve ilk biz görüyoruz.
This is actually my office. Bu sıradan işte sıradan geliştirilmiş. Aa, onun geliştirme süreci. Evet. Eskiden işte ilk prototipler, gelişen prototipler ve son olarak bizim de mağazada görüp üzerine konuştuğumuz ürüne dönüşüyor aslında. To this final product, so it's how we design it. It's always that starting. Aslında nature hiking alanıymış. Böyle 2-3 kişilik çadırlardan ziyade biraz da aslında sizin de videolarınızda gördüğümüz aile çadırları. İlla böyle dağa gitmek zorunda olmadığınız, ormanda da bir yürüyüş yapabileceğiniz ürünlerin aslında tasarlandığı alanda tam olarak burası. Az önce baktığımız çadır, aa bu güzelmiş dediğimiz kanvastan yapılan çadır da hatta tam olarak burada tasarlanmış. Niye şunu yok? Az önce designerların kağıt üzerinde, daha doğrusu bilgisayar üzerinde tasarladıkları alanı görmüştük çadırları. Biraz ilerleyince de karşımıza böyle bir atölye alanı çıkıyor. Atölye alanında ben de ilk kez görüyorum. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Tasarladıktan sonra buraya gelip bayağı böyle ilk ürünü kendileri o tasarladıkları malzemelerle neler bir araya gelince güzel oluyor mu, hayal ettikleri şeye yakın oluyor mu diye burada bayağı deneyebiliyorlar. Hatta bize şuradaki dikiş makinelerini önerdiler. Eğer siz de denemek istediğiniz bir şey olursa bakabilirsiniz diye. Bir de şu yerde bir alan var şu an üzerinde gördüğünüz böyle alabildiğini. Çadırların ilk üretimi, tasarlanan çadırın ilk üretimi gerçekleştikten sonra da buraya böyle o designer takımı gelip serip çadırları bu şekilde hayallerine yakın bir yerde mi gibi ilk testi burada yapıyorlar. Öğleden sonra göreceğimiz bir de aslında outdoor testi var. Dış alan testi. Bu yağmur ve dayanık testlerini yapıldı. Ama ilk testler burada yapılıyor. Hani ürünün somutlaşmış halini, somutlaşmış halini ilk kez burada görüyoruz. So a key feature of Kesha which is instantly adaptable. So like a 2-second tent that just pops up in 2 seconds. The easy tent that you can just pull the string and it instantly folds up. This jacket is sort of an extension where you can really just wear it, take it off really fast. And so this is the jacket actually here. Yukarıda Kevin bize inovasyon ürünlerimizden bir tanesinden bahsetti. Böyle bir ceket aslında yağmurluk ama bunu şöyle düşünebilirsiniz. Dağa keşfe çıkarken ya da doğayı keşfe çıkarken olabildiğince hafif ürünlerle tamamen doğanın keyfini çıkarabileceğimiz bize bir rahatlık sağlıyormuş. Tam olarak bu mantıktan yola çıktığı için bizim neye ihtiyacımız var? Bir cekete hafif olmasını istiyoruz ve ihtiyacımızı karşılamasını istiyoruz. Güneş açtığında çıkarabilelim ve onu elimizde taşımayalım, belimize bağlamaktan farklı bir çözüm geliştirelim diyerek aslında bu fikirden yola çıkarak bize Kevin'in ilk başta gösterdiği bir ürün var. İlk başta böyle çektiğinde çok kompakt bir hale gelmiyor ve sırt çantası olarak düşünülmüş. Sonrasında sırt çantasının çok fazla işe yaramayacağı planlanıp ikinci ve üçüncü gösterdiği prototipler aslında ortaya çıkmış. Videoda gösterdiği son bir ürünümüz var. Kenarda da yanda da görebildiğiniz üzere ama o da şu an tam olarak son ürün değil. Sadece gelinen son nokta öyle söyleyeyim. Minik bir kemer şu an inovatif olarak geliştirilmiş ve çok hızlı bir şekilde ceketinizi çıkarıp içine koyabildiğiniz veya çok hızlı bir şekilde üzerinize giyebildiğiniz bir inovasyon geliştirilmiş bu üründe. Bu üründe Kevin de bize bundan bahsetti. Şu anda bel çantası formunda galiba. Şu anda en son gelen hali bel çantasında. Final karar olarak orada kalmasına karar vermiş ama bakalım belki daha da üzerine çalışır, geliştirirler. Buraya gideceğiz. O seni. Yeah, woman size. Yeah, that's it. That's the woman. Okay. Yeah, and I want you. Yeah, perfect. Yes. Yeah, okay. Yani çadır su direnci testleri için laboratuvara gidiyoruz. Katlon kalka. Dünyanın bir ucunda da olsa. Evet, değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Bakacağım mı?
hiç bir şey gözükmüyor ama. Şimdi durdurdular. Evet, içeri İkimiz mi gireceğiz? Ama o tek kişilik değil, sen gir. İçerideyiz şu anda. Bence ikimiz girersiniz. Sığmayız ki. Ona iki kişi sığmayız ama. Sığmayız tek kişilik. İçerideyiz. Evet. Birazdan yağmur başlayacak Nehir. Şaka. Çok kötü. Yağmur yağıyor. Yağmur. Şimdi trekking zamanı. Yürüyüş rotamız çok güzel. Değil mi? Çok güzelmiş. Ve Decathlon turumuzun, gezimizin ve etkinliğimizin sonuna geldik. Her şey için teşekkür ederiz. Özge, sana da çok teşekkür ederiz.